Şimdi tabii soru şu. iddiaları dün ekrana getirdik. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Babası na makam odası verdiği, makam aracı verdiği, koruma verdiği, şoför verdiği iddialar arasında. Bunu babasının işten çıkarttığı, yani kendi babasının işten çıkarttığını iddia eden bir e, işten çıkartılmış yurttaş söylüyor. Cimere şikayette bulunuyor ve yaşadıklarını anlatıyor. Hafize Gaye Erkan'la ilgili daha sonra başka başka iddialar da gündeme geldi. Bugün yeni iddialar gündeme getirildi. Bunlar karşısında bütün bu iddialar karşısında tıpkı işte Meral Akşener'in savunmasında olduğu gibi Hafize Gaye Erkan'ın da çok net bir açıklama yapması gerekirdi. Arkadaşlar ne saçmalıyorsunuz? Benim babamın Merkez Bankası'nda ne işi olur? Niye gelsin benim babam Merkez Bankası'na? Niye ona bir makam ayırmış olayım? Ya da Niye ben tatil köylerini, tatil sitelerini kendi hizmetim için diğerlerine kapatmış olayım? Olur mu öyle şey? Bunların hepsi yalandır." demesi beklenirdi. O dedi ki, "Aslı yok." Şimdi söylediği şey bu kadar. Yani bu kadar kısa bir açıklama yapmış olması ve bunlarla mahkemede hesaplaşacağız demesi elbette tartışmaları bitirmedi çok rahatlıkla ortaya çıkartılabilir. Ankara'da Merkez Bankası'nda ne olup ne bittiğini yalnızca Hafize Gaye Erkan bilmiyor ki. Merkez Bankası çalışanları, o çalışanların yakınları, iktidarda Merkez Bankası'na gidip gelenler, değil mi? Orada işi olanlar, siyaset çevreleri ve orada konuşulanlara bakılırsa Hafize Gaye Erkan'la ilgili başka başka da iddialar var. Hafize Gaye Erkan Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt verdi. Peki niye Amerika Birleşik Devletleri'nde o da bilinmiyor? Bu da tuhaf. Yani 11 Ocak'ta bir toplantı vardı gitti. Toplantıdan 10 gün önce gitti. Toplantıdan 8 gün sonra hala Amerika'da. 18 gündür Amerika'da ne yapıyor Hafize Gaye Erkan belli değil. O işin bir tarafı. Şimdi aktaracağız. Diğer tarafı saray sessiz. Bakın bu tip iddialar gündeme geldiğinde iktidar genellikle hemen savunma pozisyonuna geçer. İktidar adına ya iletişim başkanlığı ya dezenformasyon merkezi ya işte parti sözcüleri açıklama yaparlardı. Bu kez hiç ses yok. Hiç ses yok. Dezenformasyon merkezi, Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'i artık fazla sıkma, seçim dönemi harcama yapmamız lazım dedi diye bugün e, yayınlanmış bir haberi yalanladı mesela. Yani arada kaçmış falan da olamaz. Onu yalanladığına göre... Bunu da yalanlayabilirdi. Ama bu konuda saray derin bir sessizlik içinde. Peki ne olacak? Bakacağız. Önce gelişmelere bir bakalım. Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Babasının çalışanları işten çıkardığı, ofis ve araç tahsis ettiği, ailesinin Merkez Bankası sosyal tesislerini çalışanların girişine kapatıp özel işleri için kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adı bugünlerde pek çok iddiayla gündemde. Sağ, sağ ol, evet. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla Cimer'e şikayet dilekçesi vermişti. Dilekçede kurumda hiçbir resmi görevi olmayan Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nda yönetici gibi davrandığı belirtilmişti. Bozkurt'un dilekçesinde suçlamalar bunlarla sınırlı değil. Bozkurt, Baba Erkan'a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini iddia etti. Direkçede baba Erkan'ın personelin işe alınması, çıkarılması ve tayin gibi konularda yetkilendirildiği ve çalışanlara mobbing uyguladığı gibi sarsıcı iddialar yer aldı. Ben... Biraz sesinizi alamadım ee, pardon. Bir gün gazetesinden Havva Gümüşkaya. Buyurun. Ee, aslında biraz bahsettiniz kart meselesine geri dönmek istiyorum. Sözcü gazetesinin manşete taşıdığı haber ilk değil. Benzer iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Enflasyonun düşüp düşmediğini apartman görevlisi Sadık Abi'den öğrenen, Manhattan'da yarışan kira fiyatları nedeniyle annesinin evine yerleşmek zorunda kaldığını söyleyen Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a verdiği o röportaj olay yaratmıştı. Kulislere göre iletişim kazası olarak yorumlanan o röportajın perde arkasında da Hafize Gaye Erkan'ın babası vardı. Erkan hakkındaki iddialara günler sonra yanıt verdi. "Şaşkınım." dedi. Son günlerde şahsım ve aileme hedef almak suretiyle bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika'da ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim. Erkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Gazeteci Erdal Sağlam'a göre Erkan 18 gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sağlam 10 haberde kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın iddialardan rahatsız olduğunu ve Erkan'ın her an görevden ayrılmasının istenebileceğini yazdı. Sağlama göre yılın ikinci yarısında Erkan'ın başkanlık koltuğunda kalma ihtimali hayli azalmış gözüküyor.